Evet, İlber abi şimdi sana itirazlar var. Ee, i̇tirazlar şu, sen, evet. sen dedin ya e, Afgan meselesini. Evet Şimdi bir e, profesör dostumuz e, diyor ki... Afganlar katkı sağlar diyor e, İlber Hoca. Peki dünyada hangi ülke her göç edene kapısını açmak zorunda? Hayır açmaz. E, yani, <laughs> Afganlar, e, boşalan köylere Afganlar mı yerleşecek? Hepsi diyor kentlere geliyorlar. E, Görüyoruz diyor. Büyük şehirler get dolaşacaklar gettolaşacaklar, mafyalayacaklar diyor. Gereksiz konfordan bahsetti İlber Hoca diyor. Gereksiz konfor sağlamasan bile diyor. Kendi ülkesinden daha iyi durumda olduğu için Türkiye her halükarda zaten geliyorlar diyor. E gelir bu orası şu götürür. Orası Şimdi bir tane görüyor. de doktordan geliyor bu medya mesaj doktora diyor ki bizim Türkiye'de çektiğimiz sıkıntının arasında Suriyeli ve Afgan göçmenlerin tıp e, e sağlık dedik. sektörüne olan yüklenmesi de var bunu diyor. Bunu dedik. dedik. Böyle ama açık söylemek lazım değil. Ne dedik? Sen bunlara önleyici tıp hizmeti veremezsin. Preventive medical service veremezsin. Bunlar sığınmacıdır dedik. Ve bunun gerektirdiği subvansiyonları veremezsin. Maliye kaldıramaz bunu dedik. Maliye de kaldırma budur. belli ki hekimler kaldıramaz. Bu kadar açıkta konuşulmaz canım her şey. Yani biraz da bilim adamlarının bir yuvarlak lafları vardır artık birbirimizi anlayalım. Şimdi bir başka doktor. Yani ben size söyleyelim hastanelerinde sağlık personeline delilerin saldırdığı bir medeni memleket yoktur. Yok. Böyleler önce tımarhaneye kapatılıyor. Bilahare savcının huzuruna çıkıyor. Çünkü belki delidir adam bakalım cezai ehliyeti var mı yok mu bunu tespit edeceksin oldu. tedavi edeceksin değil mi efendim ya yani belki hücreye girecek herif sonra gidecek savcıya savcı bey hakim şey değil ki hekim değil ki tabii bunu hiç yapmıyorlar şey slogan tam tersine hizmetkarınızdır bunlar. saldırın şımarın. <laughs> Kapı pencere indirin. Ben görüyorum ben devlet hastanesine gidiyorum bir beyefendi. <laughs> gö yani görüyoruz bunları. Ondan sonra ikincisi ee, diyor ki bunlar göçün sebebi tabii sebebi çünkü git hastaneye yarenliğe geliyor bir kısmı orada. Yani şunu açıkça bilmeniz lazım. Gönleyici tıp hizmeti veremezsiniz. Yani dispanser Göçmeni. görevi göremez. Başına kaza gelirse Allah göstermesin. Acil tıp hizmeti dışında onlara hizmet yok böyle bir şey dünyada yani. Onları söylesin. Sonra o beyefendi diyor ki herkes herkesi alıyor. Hayır herkes herkesi almıyor. Ama maalesef bizim için Afgan göçmeni tip olarak herkes değil. Gerekli bir şey. Ve söylüyorum o Asya'nın o coğrafyasının arkası var. Özbekler var. Çok iyi işçiler. Çok iyi işçiler. Ve çok kalifiye işçiler. Ziraatta da çok iyiler. Ve maalesef hazırlıklı olmanız lazım. Hiç kimse Çin'in yaptıkları karşısında Uygurların bu haline tahammül edemez. Yani konuşana ben karşı çıkarım en başta ve iyi bilir onlar işlerini. Ziraatı falan onlar da gelecek. Tabii gelecek. Bu topraklar maalesef coğrafyası da değişiyor. Kuraklığa giriyoruz. Biz bu kuraklıkla baş edecek köylümüz yok bizim. Tanımıyoruz o metodu. Bizim ihtiyacımız var buna. Ve köylümüz durmuyor. Gidin bakın. Baba dede kalıyor, öbürleri kaçıyor. Şehirde, varoşta yaşamaya gidiyor. O onun tercihi. Peki onlar Öyle kalacak mı orada? Efendim? Onlar gelenler orada kalacak mı? Onlar kalır azizim. Birkaç nesil kalır. Ha ondan sonrasını bilemezsin. Dünya ne kadar değişiyor. Pandemiden haber veriyor muydu bana acaba? o beyefendi birkaç sene evvel. Efendim bu işler için devamlı demografi takip edeceksin nüfus etütlerine. Devamlı siyasi coğrafyayı takip edeceksin. Devamlı haritayı. İşte, peki sen bir tehlike Türkiye'de, Türkiye'de musun? bazı bu adamların demografi. konuşma hakkı yok. Hiç kesin konuşma hakkı yok. Niçin dersen? Bir kere biz harita çıkarmamış bir memleketiz. Şimdi şu Suriye var ya, Tübingen Atlas'a Suriye'nin haritasını çıkarttırdı. O harita demek böyle dağların, bayırların falan değil. Su haritası var, bitki haritası var, fauna, flora haritası var, din haritası var, dil, dil haritası, haritası var. var, bilmem ne var. Var, 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 var. Yani Suriye'nin çıktı. Biz böyle bir şeyi Tübingen Atlas'a yaptırmayız. Olmaz, ben de karşıyım ama kendin yapacaksın, kendin yapacaksın. Gelecek programlarda Celal'e soralım. Neresindeyiz bu işin diye. Bunların yapılmadığı bir memlekette meslek dalındaki o daldaki insanların kesin konuşma hakkı olmaması lazım. Önce yapacaksın. Bilmediğin tarihi olaylar hakkında kesin konuşmazsın. Sokaktaki konuşuyorlar her şeyi halletmişler. 12 adaları kimin sattığını biliyorlar. Oturuyorlar Karadeniz kafelerinde şey için İsmet Paşa'yı suçluyorlar 12 adalar için adam al Yemen'de de daha o zaman. falan 12 adalar gitarken. Ben bir tarihçi bunu konuşamaz yani konuştuğum çok kötü bir Durum. şey. Bilmen lazım. Bu çok açık. Bunun üzerinde durulması lazım. Yani kitleye getireceksiniz. Bu nedir? Bizim köyümüz ne durumda bilmem ne nerede ne nasıl gidiyor falan. Eğer bir memlekette köylüler Ziraat yapılan, meyve yetiştirilen bir yerde taş ocaklarının açılışına müsaade ediyorlarsa orada köylülük bitmiştir. Git de yap bakalım sen Alplerde, o zengin Avusturya'nın köylerinde, hatta İsviçre'de böyle usulsüz iş, hep yok bilmem neresi istiyormuş da bürokrasiden torpilli gelmiş falan da. Bunlarla ben hükümeti de demiyorum yani bu Türkiye hükümetlerinin umumi eğilimidir. Yani bu, bu Halk Partisi'nde içeri, olmayacak yerden olmayacak adamları alır, olmadık yerlere yerleştirirler. Şu Kıbrıs'taki iskan nedir 74'ten sonra? Ne kadar yanlış işler vardır içinde. Yani hiç orada üretime falan katkısı olmayacak, sosyal bünyeye uymayacak bir takım insan yerleştirildi. Ama de işte dediğim gibi Bulgaristan'dan gelen Türk göçmenler yani bugünkü Bulgaristan'dan Tuna boyundan gittiler 10 bin kadar yerleşti oraya. Onlar çok iyi, herkes memnun onlardan, onlar da memnun çünkü uyum sağlayabilecek bir kapasitesi var oraya. Ama şimdi İlber abi aynı şey bunlar? Yani onlar e, Osmanlı'dan kalmış oradaki Müslüman evet, Türkler. Evet. Bu da işte gelmiş bu toprağa biliyor bu kıt bu kurma coğrafyasını biliyor. Türkiye kurma zefesinde herkes gibi. Kuruyor işte. Çok açık. Bunu nasıl yani sen önleyecek? mesela Bulgar'dan gelen Türk göçüyle, e, Bulgaristan'dan gelen Türk göçüyle, e, Afganistan'dan gelen Afgan göçünü aynı mı değerlendirmem? Hayır değerlendirmem. Çünkü Tuna boyundan gelen şey bizim e, bugünkü Bulgaristan'dan gelen köylümüz, Rumeli köylümüz. Hiçbir şekilde hayvan bakmayı, koyun bakmayı, efendime söyleyeyim çobanlık yapmayı, efendime söyleyeyim kurak toprak üzerinde ekip biçmeyi bilmez. Beceremez yani onun işi değil o. Ee, çok açıktır yani ay çiçeği ekmeye kalkacak yani olur mu öyle bir şey? <laughs> Mesela öbürünü bilmez. Bilse de yapmaz, alışmamıştır. Yani her köylü her şeyi yapan adam değildir ki öyle bir şey yok dünyada. ...herkesin kendi ihtisasını var. İlginç bir bakış açısı. Şimdi bu doktorlar gibi söylediklerine... E, ...şunları söylüyorlar. Diyorlar ki... E, ...Türkiye'de tıpta ciddi sorun var. Sadece e, bugünün sorunu değil... ...bu ileride daha da büyüyecek diyor. Evet. E, bir e, profesör izleyicimiz... ...son cerrah neşteri bıraktığında... ...son dahiliyeci... ...medikal estetiğe yöneldiğinde... ...son acil uzmanı pes edip... E, ...gittiğinde... ...beyaz adam dört duvarın ve makinaların onu tedavi etmeyeceğini örecekti. diye. Evet. Ee, ve diyor ki bugün tuz vardı. Çocuk, dahiliye, kadın doğum ve cerrahi branşlarda kimse artık yer almak istemiyor. Herkes evet. ris riski düşük branşlara gidiyor. Onu biz de fark Diğer branşlara gidenler de diyor büyük oranda yurt dışına kaçmak için hazırlık yapıyor. Evet, evet o çok açık. Çünkü dediğim gibi kaçma sebepleri ücrettir. Ama benim üzen şey ücretten daha beter olan şey asıl işte bu böyle bunların emniyeti sağlanıyor. Yani deliler geziyor şeyde hastanelerde. Kötü bir bakanlık idaresi var. Bu umumidir. Bakanlıklarda hiçbir zaman insanlar bu problemleri anlamıyor. Gidin hekimlere sorun. Yani nasıl kültür bakanlıkları müzelerden anlamıyorsa Türkiye'lerde... Milli Eğitim Bakanlığı bu Milli Eğitimcilerin arasında çok yaygındır. Milli Eğitimci lise müdürü olarak bulunur. Onun üstündekinde iş yoktur derler. Çok haklıdırlar.